Arkadaşlarım merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hani dün size mumluklarımı göstermiştim. Bugünkü videoda izlediniz hatta. Mumlarım çok güzel, çilekli ve erimişti. Onları Yakup çıkardı mumluklardan. Şimdi bir güzel... patlayacak Yakup. Onları bir güzel erittik arkadaşlar. Şimdi benim bu takımım kırılmıştı. Bir tane kalmıştı bundan. Bunu değerlendiriyoruz. Bunu mum yapıyoruz. Hadi bakalım dök. İçine bir de oda parfümü döktük. Sıcak olduğu için oda parfümü dökünce korktuk, bir kaynar gibi oldu. Hepsini dökebilirsin Yakup'un. Baksana şey bile geldi. Şu ipini şimdi koyamazsın. O hafif donduğu zaman konuluyor Yakup. Batar çünkü şu an. Bence parfüm hepsini dökelim mi? Çok güzel kokuyor. Zaten atarım ben onu artık. Vanilyalı da parfümü vardı. Dök hepsini, dök devir. Güzel kokar bu. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle bir bardak mum almaya kalksanız 40-50 lira. Değerlendirmek lazım. Şu an çilekli de kokuyor. İpi de hazır burada. Bu hafif donduktan sonra ipini tutturuveririz içine. Çünkü öyle oluyor, şu an olmuyor. Balkona koy bunu Yakup. Bardak da bak, hemen donmaya başladı kenarları, gördün mü? Dursun burada, çok sıcak. Öyle mi? Yeter bakayım. Deterjanım bitmişti arkadaşlar. Konuşup makinesi lazım. Ha? Büyük göstermesine gerek yok. Zaten içinde ne kadar olduğu belli. İçinde zaten ne kadar var? 43 mü? 43 tablet var içinde. Ay, platinyumuna kavuştum. Üçünde bir bulaşık yıkayalım. Zorlu kirleri lütfen ondan yıkayalım. 120 TL al. 120 var. TL mi? Evet. Normalde bu bize 140 TL'ye gelecekti. 88 evet. TL'ye geldi. Evet, pahalı. Getirdi. Normalde 140 TL'ye geliyordu arkadaşlar. Bizim indirim kodumuz vardı. İndirim kodunu kullandık. 88 TL'ye düştü. Yani Getir'de bir de böyle bir indirim sağlamışlar Feyri'de. Allah'ım ya, indirim diyoruz ya. 88 liraya indirim diyoruz. Bu 40'lı Feyri tabletlerini eskiden 40 liraya alıyorduk. Zorlu kirler, yağlı filtreler için diyor. Hiç bir tane bile kalmadı ama var ya evde. Şahvarımı giydim arkadaşlar iş başına. Şimdi salonda devam ediyoruz. Dün yarım bırakmıştım biliyorsunuz konsolu. Hepsini yapamamıştım, bitirememiştim. Dedim ki hava sıcak, tiril tiril şöyle bir şalvar giyeyim. Bir iki tane daha diktirmeyi düşünüyorum bundan. Gerçi bunu satın almıştım ben de. Yine bu tarz böyle satılıyor. Bunun bir de farklı kumaşları var. Öyle bir de farklı kumaş alacağım. Güzel oluyor bunlar şalvarlar yazın. Dışarıdan mı giysem, ne yapsam? Evet arkadaşlar, şöyle başlıyorum ben işlere. Haydi bana kolay gelsin. Arkadaşlar, beni önceden takip edenler bu bakır çaycıyı bilirler. Şöyle göstereyim. Ve mutfak için şöyle hakiki bakır kaplama dışı, üzeri de hakiki bakır arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu yani biz iki kişiyiz diye kullanmıyordum. Belki yeni evimde kullanabilirim. Şöyle mutfağım da böyle daha müsait ya tezgah. O yüzden belki bunu kullanabilirim diye düşünüyorum. Tezgahıma koyarım diye düşünüyorum. Şık duracağını düşünüyorum. Kullanırım da böyle kalabalık misafir zaman olduğunda. Şu şekilde. Hadi bunu kaldıralım. Thank you.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Arkadaşlar tam iş yapıyordum. Yakup'la Çınar bu arada denize gittiler, şimdi çıktılar. Biraz karpuz falan yedik, geri işlere devam edecektim. Sevcan aradı benim karşıdaki kuaföre, biliyorsunuz Sevcan'ı. Çağla dedi, seni takip eden de takipçin geldi buraya. Seni görmek istiyor dedi. Gelebilir misin? Dedim tabii ki de gelirim. Niye gelemeyeyim? Şimdi iniyorum aşağıya. Şöyle altındaki şalvarı çıkardım. Bir etek çektim altıma. Üst başta valla perişan ama yapacak bir şey yok. Beni görmek istiyormuş. Takipçimle tanışacağım şimdi. Aşağıya gidiyorum. Arkadaşlarım, şimdi geldim Sevcancığıma. Benim burada Can takipçim var. Buraya geldi Sevcan'ın yanına. Beni de sormuş, ben de aşağıya indim. Tanıt kendini bir tane. Ben Semra Paker. Ne zamandır takip ediyorum beni?
vallahi 2 sene olmuştur herhalde. 2 senedir. 2 seneyi de geçmiş. Geçmiştir. 2 senedir falan beni takip ediyor. Eşi de polis memuru. O da Edremit'te burada oturuyor. Sen niye sonuna kadar yanımda tarafında? Zaman niye sen? Vallahi hiç hep görüyordum buradan giderken bakıyorum. Sonra Sevcan'ı tanıdığını öğrendim. Hadi dedim Sevcan'ı ben de tanıyorum. Hadi dedim şey yapayım. İnsan bir yazar bir görüşürüz. Hatta evine gelecektim. Kapını bile çalıyor. Keşke gelseydin. Böyle yani arkadaşlar takipçim gelmiş. Burada görüştük, muhabbet falan ediyoruz. Aynen vallahi çok sevindim ya. Aynen Edremit'te olanlara ben defalarca diyorum gelin görüşelim gelin diye ama aynen. Herkes utanıyor. Bir tane daha takipçim var benim buralarda. Aynen Çağla ama seni pazarda gördüm yanımdan geçti. Diyorum niye selam vermedin? Çağla pazara bakıyorum etrafa acaba denk gelebilir miyiz şey yapalım. Yok denk gelmiyor. Aslında küçücük de yer burası. Cesaretimi topladım Sevcan'a dedim. Aşkım ya olur mu öyle şey niye cesaret topluyorum? Keşke daha önceden yapsaydım. Sevcan'a görüşürüz gidiyorsun anam. Az kaldı. Bir hafta falan bir süren var herhalde. Eskişehir'de görüşürüz. Aynen Eskişehir'e görüşürüz. Eskişehir'de görüşürüz. Böyle arkadaşlar salla şekerim benim. Takipçilerime de sevgiler gönder. Öpüyorum sizi kızlar. Ben de birazdan yukarı çıkarım zaten. Bir de Sevcan'a gelmiş. Hadi kolay gelsin sana canım. Sağ ol bir tanem. Yapılacak bir şey varsa yardım ederim yani. Önemli değil. Ben de getirmedim. Bir de aynı memlekette topla. Eskişehirliyiz. O da buralarda diyorum ki sen de Eskişehir'e gel diyorum. İnşallah belki ileride görürsün. Aynen. Bizim mahalleden çarpıya da buluruz. Aynen. Akşamlar çekirdek alır çelaleye çıkarız. Güzel ya oralar. Eskişehir aynen. Bir tane. Eskişehir bir tane. Edremit de bir tane de. Aynen. Sevcan'a suratı bak. Edremit de güzel de Eskişehir bir arası. Yok Edremit daha güzel. Edremit'in denizi var. Aynen. Bizim de yapay denizimiz var. Aynen. Her şey biz kutusuz. Aynen. Maşallah her şeyi yaptılar. Yapay denizi de yaptılar. Neyse arkadaşlar öpüyorum sizi. Daha sonra yukarı çıkınca görüşürüz. Takipçimde size selam gönderiyor. Öpüyoruz. Arkadaşlar mum oldu. Görüyor musunuz? Ama böyle biraz içine çökmüş. Niye çökmüş bilmiyorum. Donduktan sonra içine çökmüş. Ama size bir şey söyleyeyim. Mis gibi kokuyor. Bir de oda parfümü sıktım ya. Ya doldurduk ya içine. Oda parfümü vanilyalıydı. Mum da çilekliydi. O kadar güzel kokmuş ki. Ya mumu değerlendirmiş oldum işte ya. Elektrik falan giderse yakarız. Yakuplar geldiler. Ha, ay valla hiç uğraşamam Yakup şu an mum yakmakla. İşim gücüm var. Şimdik. Bayağı bir iş yaptım bugün. Konsolu tamamen topladım arkadaşlar. Orası bitti. Salon bitti. Burada da gardırobunda ne kadar nevresim takımı, ne kadar çarşaf, ne varsa hepsini boşalttım, topladım. Sadece burada kıyafetler kaldı. Hepsi boşaldı. Bakın, bakın. Güzelce kolledim. Çok güzel bir şekilde nevresimlerimi de yastık kılıflarımı falan hepsini çok güzel bir şekilde kapladım. Düzenli koydum ki kolleri gittiğimde rahat bir şekilde çıkarayım düzenli olsun diye. İşte pikelerdir, tivi battaniyeleridir hepsini kolledim. Sonra Çınar'ın işte bir kısım oyuncaklarını kolledim. Şimdi burada oyuncak ayırıyorum. Şöyle atacaklarımı ayırıyorum arkadaşlar. Küçükleri ayırdım. Robotlarını ayırdım. Transformers'larını falan ayırdım. Şimdi şunları... Bu neydi? Şu gereksizleri falan atıyorum. Bu oyuncak kutusunu da atacağım. Çünkü berbat halde görüyorsunuz. Gerçekten berbat halde. Şu dursun. Şimdi buna büyük parçaları koydum. Hemen şu kamyonu da sığdırabilirsen. Evet bu da buna sığdı. Şurada küçük parçalar var. Bir de şu iki koli oyuncak arkadaşlar. Yok bir kolim oyuncak. Evet yukarıda işte bu ne arabaları ya. Arabaların falan şeyleri var işte onları kaldırdım. İşte şunların setleri oluyor ya Hot Wheels'ların setleri. Onları falan kaldırdım. Böyle özel oyuncakları bu şeyleri bu arabanın ha bu da Hot Wheels. Hot Wheels'leriyle şunları blok olmuş. Neyse bunlar. Bir sürü de para verildi onlara. Şimdi bunlar bu kutunun içinde. Yandı mı? Yanıyor. Yakup deneme kontrol ediyor. Oo çok güzel yanıyor. Tam söndür harcama. Dibine ne çekmiş onu Yakup? Ya bu üstü şey sıvı ya kuruyunca sıkılaşmış demek ki. Buralar önce donmuş dışarıdan. Şimdi böyle soğudukça içine çekilmiş. Dibi kurumamış mı? Kurumuştur işte. Niye renk tonu farklı gibi duruyor da o yüzden?
Şunda da kartları var Çınar'ın. Bunları da ayrı bir poşet koyacağım. Poşetlere koyup da kaldıracağım. İçine karıştırmayacağım büyüklerin. Çünkü şey yapacağım arkadaşlar. Oyuncak kutuları alacağım Çınar'a. Böyle bir tane büyük alacağım. Şu koli için. Bir de onun küçük boyutunu alacağım. Takımlı bir şekilde bulabilirsem. Ya da o çizgili şeyler var ya, böyle hurç gibi kapaklı. Ya bu tarz. İki tane de ondan alabilirim. Hani birine transform stand'ı koyacağım, birine şey. Ya o şekilde kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü diğer türlü çok karışık kuruşuk oluyor. O yüzden bunları bir poşetleyeyim ben. Zamandır arkadaşlar. Şimdi bunlar elden çıkacaklar. Şunun içine de ne koydum biliyor musunuz? Taşıma poşetinin içine. Büyük kamyonetine bir de büyük böyle bir arabası var. İkisini koydum. Bir de topunu koydum. Tamamdır. Bu gardırobun işi de bitti. Sadece kıyafetler kaldı. Çok şükür. Geriye burası kaldı. Burayı temizleyeceğim. Halledeceğim. Buradan da bir kole çıkar diye düşünüyorum. Atılacaklar da var fazla parça. Oradan bir kole çıkar. Bir de buradakileri de onun içine koyarım. Bu şekilde hallederim artık. Yoruldum. Herkes yattı arkadaşlar. Oy. Ben zaten bittim vallahi. Bugün bitmiş durumdayım. Yorgunum, bitkinim, halsizim. Size böyle bir kapanış yapmak istemezdim. Daha enerji dolu bir kapanış yapmak isterdim. Bugün gerçekten yoruldum arkadaşlar. Bitkin düştüm diyebilirim. Ama olsun, en azından bayağı bir iş halletmiş oldum. Yarın aynısı ağırlık var kafamda yüzümde. Yarın günlerden perşembe. Yarın sabah Yakup işe gidecek. O zaten erkenden yattı işe gideceğim diye. O yarın işe gider. Çınar evde. Yine yarın aynı şekilde işleri güçlere devam ederiz arkadaşlar. Yarın ne yapacağım bilmiyorum ama muhtemelen mutfağı toparlarız diye geliyor. Yani düşünüyorum. Buzdolabımın bütün raflarını, içini dışını bir yıkamak istiyorum. Yani balkona hemen malzemelerini çıkarıp bütün raflarını. Orada böyle bol bol köpükle, çeşmede var ya balkonda. Bol bol köpüklü bir şekilde böyle yıkamak istiyorum ki oraya gittiğimde yıkamak sıkıntı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kapattım, geri açtım. Esnedim de bayağı bir. Ne diyordum? Bir de ben Eskişehir'deki evimizdeki balkonlarda çeşme var mı bilmiyorum ama Eskişehir'de zaten balkonlarda çeşme olması çok nadir bir şey arkadaşlar. Yani muhtemelen yoktur zaten. Genelde çeşmeli balkonlar burada Edremit'te ya da yazlık bölgelerde oluyor balkonlarda çeşme. Keşke hepsinde olsa ama ne yazık ki ben Eskişehir'de mesela hiçbir akrabamın evinde görmedim balkonda çeşme. Yok yani. Yok arkadaşlar. O yüzden orada da yani mutfakta tezgah ne kadar büyük olursa olsun orada yıkamak rafları falan biliyorsunuz çok sıkıntı. Durulamak çok sıkıntı yıkamaktan ziyade. O yüzden yani kesinlikle ve kesinlikle buzluğun içine temizlemem lazım. Yani burada ayrıntılı bir şekilde raflarını yıkamam. Ayrıntılı bir şekilde içini falan temizlemem lazım. Dışı zaten kirlenecek sıkıntı değil de. Onun dışında kafama takılı olan bir iş yok. Mutfak zaten mecburen toplanacak. Ha bir de baharatlıklarımın hepsini boşaltmak istiyorum. Zaten hemen hemen çoğu boşalmış durumda, bitmiş durumda. Hepsi olmadığı baharatla böyle bir karıştırırım bir şeye. Bilmiyorum nasıl yaparım da. Bütün baharatlıklarımı bulaşık makinesine atıp cam kavanozdan hepsini atıp yıkamak istiyorum. Ki yeni eve temiz temiz götüreyim, temiz temiz doldururum tekrar içlerini. Orada uğraşmayayım. Böyle yani arkadaşlar, yapılacak işler bitmiyor. Allah sağlık saat versin, yeter ki yaparız, sıkıntı değil. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel desteğiniz için çok teşekkür ediyorum bağlarım. Allah'a emanet olun. Allah nasip kısmet ederse bir dahaki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.